Yeni otomobil lansmanları her zaman çok heyecan vericidir. Geçen hafta da Rivian'ın R2 ve R3'ü geldi. Biri SUV, biri de crossover sınıfında. Şu anda Rivian'ın sattığı araçlardan daha ekonomik araçlar bunlar. Daha orta segmente sesleniyorlar. R2'yi temel olarak bir Model Y rakibi gibi görebilirsiniz. Peki bu yeni araçlar Rivian'ı kurtaracak mı? Yanlış anlama, ben Rivian iflas etmekte olan bir şirket falan değil ama gerçekten başı çok dertli bir şirket. Ve başı dertli bir şirket yeni ürün lansmanlarıyla kendisi kurtarabilir mi? Sadece bir şirketin ürünlerini çok seversek, ki ben Rivian'ın ürünlerini çok seviyorum ve tüketiciler de Rivian ürünlerinden çok hoşlanıyorlar, üstelik bu tek de ben değilim, bu o şirkete yatırım yapmaya yeter mi yetmez mi, Rivian'la ilgili yatırım tezi ne olabilir, riskler nelerdir, bütün bunları konuşacağız bugün. Anlatacaklarım sadece bir eğitim amacını taşıyor, kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum, kendi analizinizi kendiniz yapmalısınız ama Rivian hakikaten enteresan bir vaka, çünkü ürünlerini bu kadar sevdiğim ama hisse senedinden bu kadar korktuğum şirket çok az vardır. Rivian'ın lanse ettiği R2 temelde Tesla Model Y ile rekabet edecek orta büyüklükte bir SUV. Araç biraz daha küçük Model Y'ye göre ama teknolojik özellikleri daha üstün gibi gözüküyor. En azından lansmanda öyle bahsettiler. Bize verilen söz 300 mil gidebilecek, fiyatı 45 bin dolar civarında olan ve 0'dan 100'e hızlanması 3 saniye olacak bir araç. Tabii bu üçü aynı araçta asla buluşamazlar. Böyle bir şey mümkün değil. 3 tane farklı trimi var ürünün. 1 motorlu, 2 motorlu ve 3 motorlu olmak üzere. Muhtemelen 3 motorlu olan 3 saniyede gidecek. 1 motorlu en büyük pili olan 300 mil menzili olacak. Ve tek motorlu en düşük menzile sahip olan da 45 5 bin dolara satılacak. Bunu böyle sunumda böyle biraz ortaya karışık yaptılar. İnsanların da kafasını karıştırmak istediler. Çünkü bir yandan ön sipariş toplamaya ihtiyaçları var. Bir yandan da biraz basında manşet olmaları gerekiyor. Amerika'da Tesla'dan nefret eden çok insan olduğu için de bak işte Tesla Model Y'den daha iyi göstergeler var burada diye hemen atıldılar ortaya. O yüzden üçünün tek arabada buluşması gerçekten mümkün değil. R2 ile beraber bir de sürpriz yaptılar bize. R3'ün lansmanı gerçekleşti. R3 bir crossover. R2'den de biraz daha küçük bir araç. Onunla ilgili hiçbir spesifikasyon neredeyse sunmadılar. Her iki araçta henüz üretim bilmiyor. Sadece ön sipariş alınıyor. R2'nin 2025'te, R3'ün de 2026'da devreye girmesi mümkün. Ama yani bu kesin mi? Değil. Çünkü bunları üretecek olan fabrika yatırımından da vazgeçmiş durumdalar. Her iki otomobilde otomobil meraklıları tarafından çok beğenildi. Ben de zaten Rivian'ı öteden beri seviyorum. Hem dış tasarımları hem iç tasarımları hem teknolojik özellikleri gayet güzel benziyor. Birkaç tane Tesla'dan öne çıkmaya çalıştıkları şey de var. Mesela pil olarak Tesla'dan biraz daha büyük piller kullanacaklarını söylüyorlar. Bunu aracın verimini artıracağını. Bundan dolayı hem sektör uzmanlarını hem de sosyal medyada ki kullanıcı yorumlarına baktığımda herkes memnun. Rivian'ın hem karakterini koruduğunu hem de oldukça kaliteli araçlar piyasaya çıkarttığını söylüyorlar. Ben de onlara katılıyorum. Tabii Rivian eğer bunları üretebilirse. Neden eğer üretebilirse diyorum. Çünkü Rivian bunları üreteceği fabrikayı kurmaktan vazgeçti. Mevcut fabrikanın içine bunları sıkıştıracak. Rivian açıklamasında dedi ki 2.6-2.7 milyar dolar civarında tasarruf edeceğiz eğer yeni fabrikanın temelini atmazsak. Eski fabrikamızda boşluklar var. 200 bine yakın kapasitemiz var orada. 60-70 bin R1 üretiyoruz orada. Demek ki daha hala yerimiz var. Orada büyüyeceğiz dedi. Bence açıkçası bu çok mantıklı bir açıklama değil. Çünkü bize neyi gösteriyor? Şirketin mevcut R1'lerde büyümekten vazgeçtiğini gösteriyor. Zaten 2024 ile ilgili hedefe 57 bin verdiler. Geçen seneyle aşağı yukarı aynı yerlerde. Ve yeni araçla ilgili de maksimum burada ayırabilecekleri kapasite bu durumda 130-140 bin civarında. Maalesef otomotiv sektöründe 130-140 binlerde de pek ölçeklenmiş olmuyorsunuz. Ve Rivian belki bundan dolayı zararını daha da büyütecek. Mevcutta Rivian'ın R1'inin iki ayrı modeli var. Jeep'i ve pick-up'ı. Çok güzel araçlar ikisi de. Fakat 75 bin dolar üzerine satıyor bunları. Fiyatları çok yüksek. O yüzden R2'ye ihtiyaç duyuyor. Daha orta alt segmente inmek için. Fakat fabrikasını kurmuyor. Üretim daha başlamayacak en iyi ihtimal 2025'te. Ve Rivian'ın oraya kadar dayanacak nefesi var mı? Yoksa yolda onu zorluklar mı bekliyor? Bunlara bakmak için biraz bilançonun derinlerine girmemiz gerekiyor. Bilanço analizini her zaman olduğu gibi Seeking Alpha üzerinde yapacağız. Seeking Alpha'nın linki aşağıda, bir hafta ücretsiz kullanabilirsiniz. Buraya Rivian yazdığımız anda karşımıza çıkan acı bir mesaj var. Warning: Rivian is at high risk of performing badly. Dikkatli olun, Rivian'ın performansı kötü olabilir gelecekte diyor. Şuraya tıklarsa da sebebini görebiliyorsunuz. Temel sebebi karlılıktaki problem. Karlılığına F vermişler. Bütün karlılık göstergelerinde, hisse senedi dönüşü haricinde kötü gidiyor. Beni en çok ilgilendiren de burada gross profit margin, yani brüt kar. Rivian bırakın genel giderlerini karşılamayı, sattığı araçlardaki temel malzeme ve işçilikten dahi para kaybediyor şu anda. Negatif kar marjı %45. Yani kabaca 75 bin dolar bir araba satıyorsa 35-40 bin dolar üzerinden zarar ediyor. Bir de üzerine genel gider karşılaması lazım. Hakikaten çok kötü bir performans var. Burada momentumun da kötü olduğunu söylüyor.
ve bundan dolayı SAT veya güçlü SAT arasında bir rating veriyor bize Seeking Alpha ve diyor ki benim SAT dediklerim genelde piyasadan daha kötü performans gösterirler. Benim bir yatırım tavsiyem yok, sadece size Seeking Alpha'nın ne söylediğini aktarmaya çalışıyorum. Nitekim şirketin finansallarına baktığımızda son çeyrekte 606 milyon dolar brüt zararının olduğunu görüyoruz. Üzerine esas faaliyet giderleri eklenince 1 milyar 581 milyon esas faaliyet zararı var. Ondan önceki çeyreklerde de benzer performanslar görüyoruz. İyiye giden şeyler de var elbette. Brüt zararın ciroya göre oranı azalmış durumda ama mesela geçen iki çeyrekten daha yukarıda, ortalamanın altına indiyse de esas faaliyet zararı da hani maksimum seviyesinde değil, daha beter zararları olmuş. Şurada %77.600'ü görüyoruz. Şu anda %120 negatifte. Tabii bu noktada hemen şirketin bir iflas tehlikesi var mı gibi bir endişe uyanabilir kafanızda. Pek görmüyorum öyle bir şey. Çünkü 9 milyar 368 milyon nakit var. Üzerine envanteri de eklediğimizde 12 milyar 313 milyonluk cari varlık var. Buna karşın cari borçlar sadece 2.487 civarında. Toplam varlıkları uzun vadelere kattığımızda 16 milyarın üzerinde. Toplam borcu ise sadece 7 milyar 637. Ama eğer nakit bu hızla yakmaya devam ederse, kabaca her çeyrekte 1.5 milyar nakit yakıyor. Bu durumda şirketin aşağı yukarı 6 çeyrek sonra problemlerin olabileceğini görebilirsiniz. Üstelik de burada yatırım görmüyoruz. Yani bu yeni arabaları isterseniz fabrika kurun, isterseniz de mevcut fabrikanın içerisinde üretmeye başlayın, yatırım gerektiriyorlar. Yeni fabrika yatırımından vazgeçmek bir 2 milyar 600 milyon dolarlık tasarrufun önünü açmış olabilir. Ama mevcut fabrikada ekipman ekleyeceksiniz. Bir de bu ramp up sürecinde, yani üretimin oturması sürecinde de bir sürü para boşa gidiyor. Bu çerçevede baktığımızda Rivian'ın dışarıdan yeni nakit girişi olmadan bu üretimleri gerçekleştiremeyeceğini veya anlamlı bir seviyeye getiremeyeceğini görüyorum. Ne demek dışarıdan nakit girişi? Yeni borç alabilirler, yeni hisse senedi ihraç edebilirler, yeni bir ortak bulabilirler. Ama bütün bunların anlamı en azından hisse senedinin değerinin, şirketin içerisindeki payının azalacağıdır. Ya hisse senedi seyredecekler ya borçlanma artacak. Bu çerçevede baktığımda ben şu anda epey bir risk görüyorum. Diyebilirsiniz ki hocam ya bu da yeni bir elektrikli araba firması, sonuçta Tesla'da zamanında zarar etmedi mi? Elbette etti ama detaylarda biraz enteresan şeyler var. Macro Trends isimli sitede Tesla'nın şimdiye kadarki bütün bilançolarını görebilirsiniz. Bakın 2019'da ilk bilançosunu yayınlıyor. 111 milyon dolar cirosu var ve daha ilk bilançosunda 9 milyon 535 bin dolarlık brüt karı var. Nette tabii ki zarar 51 milyon dolar. Sonra görüyorsunuz ta nereye kadar? 2020'ye kadar net zarar devam ediyor ama brüt zararı yok. Bu çok önemli çünkü şirket üretim yapabilirse, üretimini artırabilirse esas faaliyet giderlerini kapsayabilir. Çünkü brüt kar elde ediyor. Rivian'da ise üretimini arttırdıkça brüt zararı da büyüdüğü için, biraz önce sayıları gördük. Bırakın esas faaliyet giderlerini kapsamayı, brüt zararını bile artış olduğu için dip tablo daha da bozuluyor. Rivian'ın bunu değiştirmesi gerekiyor. Bunun için önlerinde ciddi tasarruf programları var. Epey bir elemanı işten çıkartıyorlar. Yeni fabrika yatırımından vazgeçtiler, biraz önce söyledim. Başka tasarruf önlemleri de var ama hiç de kolay bir şey değil. Çünkü araç başı 40-45 bin dolar zararlardan araç başına makul bir kâra doğru gitmek lazım. Ve bunu yaparken açıkçası Tesla'nın 2009'dan 2019'a kadar içinde olduğu ortamlarda bunu yapmayacaklar. Niye? Çok ciddi rekabet var artık. Bir kere Tesla var karşında. Özellikle Amerika pazarında Ford'un araçları var. Chevrolet'in araçları var. Bir sürü etikli araç var. Çinliler deli gibi etikli araç üretiyor. Avrupalılardan araçlar geliyor. Yani Tesla o dönemde tekti açıkçası. Hiç rakibi yoktu neredeyse. Bu nedenle yatırımcı bu zarara rağmen şirkete olumlu bakıyordu ve diyordu ki yani zaten brütte kar ediyor bir şirket. Belli bir ölçüye gelince hisse coşacaktır diye düşünüyordu. Rivian'da oraya hiç gelemeyebilir. Çünkü şimdi ciddi bir rekabet ortamı içerisinde boğuşuyor şirket. Bu çerçevede kendinize şöyle bir ders çıkartmanız lazım. Bir şirketin ürünü çok beğendiğiniz için onun hisse senedi çok cazip olmayabilir. Tam tersi geçerli değil ama. Ürün çok kötüyse hisse senedi zaten en de sona çökecektir. Çünkü ürün kötüyse satışları azalacaktır ama ürünün iyi olması yeterli değil. Rivian belli ki çok özenli ürünler üretiyor. Belli ki çok her şeyin tarzı güzel, kullanılan malzemeler güzel, ortaya çıkan araçlar da güzel ama kar etmiyorsan ne eyleyim ben? Bu nedenle eğer Rivian yatırımcısı olacaksanız bu şirketin ileride çok ciddi yeni nakit girişlerine ihtiyaç duyacağını asla unutmayın ve belki de hiç kar edemeden şirket ömrünü tamamlayacak veya başka birisi satılacak. Bu kadar güzel ürünleri olan bir firmayı birileri gelir mutlaka en kötü ihtimalle satın alır diye düşünüyorum. Çünkü ürünler hakikaten harika, batmasına izin vermezler ama böyle bir risk yok diyemeyiz en azından 6 veya 8 çeyrek sonrasına baktığımızda. Peki
hisse senedi yukarı gidebilir mi? Gidebilir. Burada temelde iki değişime ihtiyaç var. Bir tanesi faizlerin düşmesi gerekiyor. Çünkü Rivian araçları da faize çok duyarlılar satışta. Kredi çıkmıyor. Tıpkı Tesla'da olduğu gibi. Bu Rivian'ın kontrolünde bir mesele değil. İkincisi de Rivian'ın maliyetleri aşağı doğru hızlı indirmesi gerekiyor. Bize brüt kar göstermesi lazım. CEO'su son çeyrekte 2024'te brüt kara geçeceğiz diyor. Bana fazla iyimser geldi ama eğer bunu gerçekleştirirlerse oradan sonra hisse yukarı doğru gidecektir veya en azından brüt zararın anlamlı ve hızlı bir şekilde azaldığını görmemiz gerekiyor. O zaman hisse yukarı doğru hareketlenir. Durum böyle. Anlattıklarım asla bir yatırım tavsiyesi değil. Hisse senedi fiyatının nasıl hareket edecek konusunda hiçbir bilgim yok. Ben sadece şirketin temellerini okumaya çalışıyorum ve ürünlerini çok beğenmeme rağmen henüz şirketin temellerini beğendiğimi söyleyemeyeceğim.